Ali Hoca ile fizik saatinde kısa öz konu anlatımına, pratik soru çözümüne hoş geldiniz. Bu videomda sizlere eş potansiyel kavramından bahsedeceğim. Eşit büyüklükte potansiyellere sahip noktalara eş potansiyel noktaları denir. Elektrik yüklerinin oluşturduğu eş potansiyellere sahip noktalar birleştirildiğinde eş potansiyel çizgileri elde edilir. Eş potansiyel noktalarını birleştiren bu çizgilere eş potansiyel çizgileri denir. Eş potansiyellere sahip yüzeylere ise eş potansiyel yüzeyleri denir. Eş potansiyel kavramını elektriksel iş konusunda çok kullanıyoruz. Elektriksel iş konusunda çok kullanıyoruz. Elektrik yüklü noktasal cisim, şekilde görüldüğü gibi Q yükü, eşit uzaklıklarda eşit büyüklüklerde potansiyeller oluşturur. Neden? V eşittir K Q bölü D. D kadar uzaklıktaki her noktadaki oluşturduğu potansiyele ve diyebiliriz. Buna göre noktasal yükün etrafında eş potansiyele sahip noktalar küresel bir yüzey oluşturur. Küresel bir yüzey oluşturur. Şekildeki O noktasında bulunan noktasal bir Q yükünden R kadar uzaklıkta seçilen K, L, M noktalarının noktalar için eş potansiyellere sahiptir diyebiliriz. Neden? Çünkü buradaki noktalar K, Q bölü bakın hepsi R'dir. Bu noktaları birleştiren bu çizgilere, bu çizgiye bakın. Eş potansiyel çizgisi. Bunlar 3 boyutlu düşündüğümüz zaman da bu eş potansiyel yüzeyi oluşturur. Bu noktalar eş potansiyel noktalarıdır. Bunları birleştiren bu çizgiye eş potansiyel çizgisi diyoruz. 3 boyutlu yüzey olarak düşündüğümüz zaman bunlar eş potansiyel yüzeyi üzerindeki birer noktadır diyebiliriz. Eş potansiyel yüzeyleri, bakın, düzgün bir elektriksel alanda K ve L yüzeyleri elektriksel alana dik konumda tutuluyor. K yüzeyinin her noktasındaki potansiyel aynıdır. Yani K üstü diyelim, buraya da K diyelim. Yani K ve K üstü potansiyelleri nedir? Eşittir. Bu yüzeydeki her noktanın potansiyeli eşittir. Buradaki bir L noktasının, buradaki bir L üstü noktasının da potansiyelleri birbirine eşittir. Yani bu yüzey üzerindeki bütün noktaların potansiyeli eşittir. Burada K yüzeyindeki elektriksel alanda L yüzeyindeki elektriksel alanda eşittir. Burayı unutmuyoruz. Düzgün bir elektriksel alandaki K ve L yüzeylerini düşünüyoruz. Şimdi burada yalnız burada sanki bir eksi levha varmış gibi düşüneceğiz. Burada bir artı levha varmış gibi düşünmemiz lazım ki çünkü düzgün elektriksel alan artı levhadan eksi levhaya doğru oluşur ve bu levhalar arasındaki her noktanın elektriksel alanı eşittir. Bu eksi levhadan artı levhaya doğru gittikçe evet, elektriksel potansiyel artar. Dolayısıyla K yüzeyinin potansiyeli L yüzeyinin potansiyelinden daha büyüktür. Çünkü K yüzeyi artı levhaya daha yakındır. Bunu unutmayalım. Ortak elektriksel potansiyel yüklü iletken iki cisim birbirine dokundurulunca elektrik potansiyelleri eşitleninceye kadar yük alışverişi devam eder. Ne zaman ki elektriksel potansiyelleri eşitlendi yük alışverişi biter. Demek ki o zaman iki yüklü cisim birbirine dokundurulunca amaç neymiş? Elektriksel potansiyelleri eşitlemektir. O zaman buradaki ortak potansiyel evet. Yani V X üstü ve Y üstü diyebiliriz. O zaman ne yapıyoruz? K çarpı Q toplam. Yani X'in yükünü Y'nin yükünü topluyoruz. Toplam yarıçapa bölüyoruz. R toplama bölüyoruz. Yani burada Q toplam dediğimiz Q X artı Q Y. R toplam dediğimiz R X artı R Y'dir. Unutmayalım. K Q bölü R potansiyel olduğunu unutmayalım. Bu küreler mesela X küresinin yüzeyinde ve içindeki potansiyel nasıl bulacağız? Evet. K, Q, X mesela önceki potansiyel derse K, Q, X bölü R, X'tir. Yüzeyinde ve içinde neydi? Yüzeyinde ve içinde K, Q bölü yarı çapı idi. Unutmuyoruz. Farklı yüklerin bulunduğu ortamlarda oluşan elektriksel potansiyel çizgilerini görüyoruz. Mesela burada bir eksi yük var. Eksi Q, X yükü var. Burada bir artı Q, Y yükü. Burada da bir artı Q, Z yükü varmış. Bu bakın buradaki noktaların hepsinin potansiyeli eksi 10'dur. Dolayısıyla eksi 10 volt. A noktasının potansiyeli
eksi 10 volt olurken buradaki B noktası bakın hepsi potansiyeli kaçtır? O zaman 22 voltmuş. B noktasının potansiyeli de artı 22 volt diyoruz. Burada bize delta ve AB'nin AB arasındaki potansiyel fark dendiği zaman VB eksi VA olduğu için VAB eşittir. VB eksi VA olduğu için 22 eksi eksi 10'dan 32 volt oldu. VAB potansiyel farkı arkadaşlar. Şimdi şuradaki bir C noktası için düşünecek olursak mesela VBC dersek VC eksi VB olacaktır. C noktasının potansiyeli 15 eksi B noktasının potansiyeli 22 olduğu için evet eksi 7 volt diyeceğiz bunun içinde. Eğer yük eş potansiyelli iki nokta arasında hareket ettirilmişse iş yapılmamıştır. Neden? Çünkü potansiyel enerji değişimi olmamıştır. Dolayısıyla A ile mesela diyelim ki buradaki A ile B noktaların potansiyel farkları eşit olsaydı potansiyel fark oluşmayacaktı. Dolayısıyla buraya sıfır koymuş olacaktık. Q çarpı sıfır eşittir sıfır. İş yapılmamış olacak fiziksel manada. Yüklü paralel KL levhaları arasında düzgün elektriksel alan oluşur. Bakın şimdi bu yüklü. Mesela burayı artı yüklersek burası artı yükle dolacaktır. Evet buradaki yük ne kadarsa burası eksi ise burada da o kadar yük dolacaktır. Yani burası artı Q kadarsa burası da eksi Q kadar kısacası yük dolmuş olacak. Bu üreteçle elektromotor kuvveti doğru akım kaynağı. Şimdi elektriksel alan artı levhadan eksi levhaya doğru levhalar arasında düzgün bir elektriksel alan oluşuyor. Bir önceki de anlatmıştım hemen. Eksi levhadan uzaklaştıkça potansiyel artıyordu. Şimdi burası bakın A üstü, A noktası, bu noktalar nedir? Potansiyelleri aynıdır. Yani şu çizgi üzerindeki bütün noktaların potansiyelleri aynıdır. Levhaya paralel durumdaki noktaların potansiyelleri aynıdır da diyebiliriz. Buradaki bütün noktaların potansiyelleri nedir? Aynıdır. Yani buradaki VB potansiyeli büyüktür. VA potansiyeli diyebiliriz. Yaklaştıkça. Bunu nasıl buluyoruz? Şöyle buluyoruz. Diyoruz ki D kadar genişlikteki levhalar arasında epsilon kadar potansiyel fark oluşmuşsa X kadar iki nokta arasında da evet, BA kadar değil mi? Buradan V evet AB kadarlık bir potansiyel fark oluşur diyebiliyoruz. X kadar. Buradan oran orantıyla bunu ne yapabiliriz? Yapabiliriz arkadaşlar. Buradaki şunu unutmayalım. B noktasının potansiyeli A noktasının potansiyelinden büyüktür. Tekrar ediyorum. Levhaya paralel durumdaki noktaların potansiyelleri eşittir. Mesela bu noktadan eğer bu noktaya bir cisim taşırken iş yapılmamış olur. Ama A noktasından B noktasına yüklü bir cismi taşırken A noktası ile B noktası arasında potansiyel fark oluştuğu için iş yapılmış olur diyoruz. Örneğimiz X ve Y iletken levhaları arasında 12 santimlik uzaklık varken üreteç 72 voltluk bir gerilime sahipmiş, bağlanmış. O zaman burası artı yükle dolacak. Burası artı Q kadar yük dolarsa burası da eksi yükle dolacak. Eksi Q kadarlık yük dolacak buraya. KL noktalar arasındaki potansiyel fark ne kadardır? O zaman şöyle diyoruz. 12 santimlik 12 santimlik levhalar arasına 72 volt 72 voltluk bir potansiyel fark uygulanmışsa 4 santimlik iki nokta arasına da levhalar arasında ne kadar uygulanmıştır diyoruz. Buradan da evet bu bunun kaç katı? 6 katı mı? 6. 6 kere 4 24 voltluk bir potansiyel fark vardır. Ve evet delta V KL arasındaki delta V diyelim. 24 volt diyebiliriz. Hangisi büyük? VK büyüktür VL. Neden? K artı levhaya daha yakın olduğu için. Şuradaki bütün noktaların potansiyellerinin aynı olduğunu, şu çizgi üzerindeki bütün noktaların potansiyellerinin aynı olduğunu belirtmiş olalım. Çünkü levhaya paralel durumdaki noktaların potansiyelleri aynıdır diyoruz. Eş potansiyel noktalar. Şekildeki R ve 2R yarıçaplı KL iletken kürelerinin elektrik yükleri artı 2Q ve eksi 14Q'dur. K küresinin yüzeyindeki potansiyel V'dir. Şimdi bunu bir tanımlayalım. Neydi? V eşittir KQ bölü D'den. Küresel levha için
İçindeki ve yüzeyindeki içine diyordu. KQ bölü R diyordu. Burada da dikkat edersen yüzeyindeki diyor. O zaman BK eşittir. K çarpı yükü 2Q yarıçapı R. Buna ne demiş? V demiş. Bunu böyle dursun bakalım şimdi. Anahtar kapatılınca L küresinin merkezindeki, o zaman L kürenin merkezindeki potansiyel ile yüzeyindeki potansiyel nedir? Aynıdır. Yani ortak potansiyel olacak bunun zaten. Ortak potansiyel olacak burada. Bu anahtar kapatıldığı zaman ortak bir potansiyel oluşacaktır. O zaman ne diyoruz ona? K çarpı Q toplam eksi 12Q, değil mi? Eksi 12Q bölü R toplam 3R. O zaman eksi 4KQ bölü R. Buradan da KQ bölü R'yi çeksem V bölü 2 elde eder miyim? Elde ederim. O zaman eksi 4 V bölü 2'den eksi 2V'dir. Demek ki o zaman K'nın yüzeyindeki bir noktadaki yani VK üstü veyahut da O noktasındaki fark etmez. Buradaki O1 diyelim. O2 noktasındaki O1 noktasındaki VO1 noktasındaki eşittir. VO2 ya da şuradaki bir nokta VL üstü hepsi aynıdır bunların. Yani eksi 2V'dir. Ortak potansiyel olacak. Kürenin yüzeyinde ve merkezindeki potansiyellerin eşit olduğunu unutmuyoruz. İki cisim birbirine dokundurulunca elektrik potansiyellere eşitlenir. Burada deseydi ki L küresinin yüzeyindeki bir noktada deseydi yine cevabımız ne olacaktı? Eksi 2V diyecektik. K küresinin merkezinde deseydi yine eksi 2V diyecektik ki potansiyel ortak olacak. Yüklü iletken iki küre birbirine dokundurulup ayrılıyor. Ne olacakmış o zaman? Yüzeylerindeki ve merkezlerindeki elektriksel potansiyelleri ne olur? Birbirine eşit olur. Yük miktarları eşit olmayabilir. Mesela atıyorum bu R yarıçaplıysa, bu 2R yarıçaplıysa, bu Q kadar yük aldıysa bu ne yapacaktır? 2Q kadar yük alacaktır. Dolayısıyla yükleri eşit olmayabilir. Yarıçapları eşit olsaydı kesinlikle dediği için burada unutmayalım. Yarıçapları eşit olsaydı o zaman ne olurdu? Eşit olurdu bunlar. Mesela bu R yarıçaplı, bu da R yarıçaplı olsa bu Q aldığında mesela bu da Q kadar düşerdi. Son durumda yükleri ortak paylaşırlardı. Dolayısıyla yarıçapları ile ilgili bir bilgi vermediği için birisine Q kadar yük kaldıysa yarıçap büyük olana yarıçap oranında paylaşacaktır. Yüzeylerindeki elektriksel alanlar Q bölü R kare, değil mi? Elektriksel alan K çarpı Q bölü R kare ile buluyorduk. Yüzeylerindeki elektriksel alanı. Burada dikkat edin. Yüzeylerindeki elektriksel alan demiş. Bir kürenin içerisindeki bir elektriksel alan ne yapmıyor? Olmuyor. Yükler dışarıda. Evet, düzgün simetrikten dolayı, değil mi? Dışarıda toplanıyor. İçerisinde elektriksel alan olmuyordu. Yüzeyinde maksimum gitgide ne yapıyordu? Azalıyordu bu şekilde uzaklık. R grafiğini hatırlatalım. Şimdi o zaman yüzeyindeki elektriksel alanda KQ bölü R kareden mesela şunu örnek alalım. KQ bölü R kare bu K2Q bölü 4R kare bakın eşit olmayabiliyormuş. O zaman buna da bir soru işareti attık. Cevabımız yalnız 1 oldu. Artı Q sabit tutulmaktadır. Eksi Q yükü KLMN yolu boyunca hareket ederken elektriksel kuvvete karşı iş yapılmış olur. Şimdi K noktasının potansiyeliyle L noktasının potansiyeli nedir? Eşittir. Çünkü yükün etrafında aynı bak. Burada R kadar. Burası da R kadar. Dolayısıyla VK eşittir. VL. İkisi de nedir? K, Q bölü R kadardır. Yani şu noktalar eş potansiyel noktalarıdır diyoruz. Dolayısıyla BKL sıfır olduğu için KL arasında Q taşınan çarpı delta VKL olacağından dolayı KL arasında iş yapılmamıştır. Bu sıfır olduğundan dolayı iş yapılmamıştır arkadaşlar. Malatya'dan Niğde'ye giderken de yine evet V Malatya'da V Niğde'de KQ bölü evet burası şöyle diyelim 2R kadar olursa yine aynı Malatya'nın ve Niğde'nin potansiyelleri eşit olduğu için Malatya'dan Niğde'ye giderken Q taşınan çarpı delta V Malatya Niğde burası sıfır olduğu için iş yapılmamıştır diyeceğiz. Pekala L'den M'ye giderken iş yapılmış mıdır? Yapılmıştır.
Bunun için iş yapılmıştır. Çünkü VL eşittir KQ bölü R iken VM eşittir KQ bölü 2R olmuştur. Tabi burada yarıçapları biz izahi olarak verdik. İş yapılır mı onu soruyor bize. Demek ki L'den M'ye giderken iş yapılır. İş yapılır. Bunu bulduk. Pekala. Elektriksel kuvvete karşı iş yapılır mı? Evet. Şimdi eksi Q yükünü burada tutalım. Eksi Q yükünü ben serbest bıraksam ne olur? Evet. Artı büyük Q yükünün üzerine doğru gider. Demek ki ben o zaman bunu bu tarafa doğru ben götürmüşüm. O zaman ben götürdüysem elektriksel kuvvete karşı iş yapmışım demektir. Arkadaşlar. Eğer bu yük Malatya'dan Lüleburgaz'a doğru gitmiş olsaydı elektriksel kuvvet iş yapmıştır diyecektik. Tekrar ediyorum. Eğer bu yük Malatya'dan Lüleburgaz'a doğru gitmiş olsaydı elektriksel kuvvet iş yapmıştır denecekti. Ama Lüleburgaz'dan Malatya'ya şöyle anlıyoruz hemen. Eksi Q yükü artı büyük Q yükü. Ne yapar? Serbest bıraksam çeker. Demek ki onu ben ters tarafa doğru ben götürmüşümdür. O zaman elektriksel kuvvete karşı iş yapılmıştır. Önemli bu kavramlar. Kavramları karıştırmayalım. Doğru yanlış sorularında evet başınıza ağrıtmasın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Olumlu yorumlarınız için teşekkür ederim. Herkese başarılar dilerim.